Diyabet, pankreasın salgıladığı insülin hormonunun düzgün çalışmamasından kaynaklanan bir hastalıktır. Bunun sonucunda kandaki glikoz seviyesinde yani kan şekerinde düzensizlikler görülür. Bu düzensizlikler diyabetin göstergesi olan hiperglisemiye yani yüksek kan şekerine sebep olur. Diyabetin birkaç farklı türü vardır ve bu yüzden diyabete yol açan birçok farklı durum olabilir. Şimdi diyabeti 3 temel türe ayıralım. Tip 1, tip 2 ve çeşitli diye adlandıracağımız üçüncü bir tür. Diyabet türlerini işlemeden önce insülin hormonunun nasıl çalıştığına bir bakalım. Kandaki glikoz seviyesinde yani kan şekerindeki artışa cevap olarak pankreas insülin denen bir hormon üretir ve kan dolaşımına salgılar. Bu insülin glikozu kan dolaşımından ayırmak için vücuttaki hücrelerde faaliyete başlar. Bunu da ya glikozu enerji amacıyla kullanarak ya da glikojen şeklinde depolayarak yapar. Bunun sonucunda kan şekeri düşer. Düşük seviyedeki glikoz yani kan şekeri pankreasın daha fazla insülin salgılamasını engelleyen bir geri bildirim mekanizması görevi görür. Yani buradaki şu insülin yolunda iki temel adım olduğunu görebilirsiniz. Birinci olarak kandaki artan glikoz seviyesine cevap olarak İnsülinin pankreastan salgılanması gerekir. İkinci olarak da vücuttaki hücrelerin insüline cevap vermesi gerekir. Böylelikle insülinin kan şekerini düşürme görevi başarıyla tamamlanmış olur. Bu mekanizmayı bir evdeki havalandırma termostatına benzetebiliriz. Sıcaklık arttığında termostat bunu hisseder ve havalandırmayı açmak için elektrik sinyali gönderir. Bunun sonucunda sıcaklık düşer. Sıcaklık düştükçe termostatın havalandırmayı sürekli açık tutması engellenmiş olur. Buradaki mekanizma birazdan açıklayacağım farklı diyabet türlerini anlayabilmemiz için çok çok önemli. Hadi şimdi diyabetin farklı türlerini incelemeye başlayalım. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk döneminde görülür. Genetik yatkınlık ve çevresel bir tetikleyici sebebin birleşmesiyle ortaya çıkar. Bunun ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ama şu ikisinin birleşimi bir otoimmün hastalığa yol açıyor. Bu durumda bağışıklık sistemi insülin üretimini önlemek için pankreasın beta hücrelerine saldırıyor. Buna karşın tip 2 diyabet her zaman olmasa da genelde yetişkinlik döneminde görülür. Tip 2 diyabet genetik yatkınlıkla daha çok ilişkilendirilir. Ama bu türde genetik yatkınlığın yanında bilinmeyen tetikleyici sebep yerine başka yatkınlık durumları görülür. Örneğin obezite veya yüksek tansiyon gibi. Bu etkenlerin birleşmesi sonucunda vücuttaki hücreler insüline cevap veremez duruma gelir. Tip 1 ve tip 2 diyabet, diyabetin en çok görülen türleri olmasına rağmen bu hastalığın başka birçok önemli sebebi vardır. Örneğin diyabet ilaç kullanımına bağlı olarak da gelişebilir. İlaç kullanımına bağlı diyabet genelde glukokortikoid denen ilaç grubundan kaynaklanır. Bunlar vücuttaki iltihabı azaltmak için kronik astım veya kron hastalığı gibi durumlarda verilen steroid ilaçlardır. Diyabetin çeşitli dediğimiz türleri arasında gestasyonel diyabette denen gebelik diyabetini de sayabiliriz. Şimdi bunların hepsini birbirine bağlayalım ve bu farklı diyabet türlerinin insülin yollarını nasıl etkilediğini sonucunda da diyabetin nasıl görüldüğünü anlayalım. Tip 1 diyabette pankreasın beta hücrelerine yapılan otoimmün saldırısı insülin üretimini ve bu hormonun kana salgılanmasını önlüyor. Dolayısıyla tip 1 diyabette insülin yolundaki ilk adım engellenmiş oluyor. İnsülin üretimi azaldığı için buna insülin eksikliği de deniyor. Tip 2 diyabet, ilaca bağlı diyabet ve gebelik diyabetinde ise pankreas insülin salgılamaya devam eder. Fakat buna yeterince cevap veremeyenler vücuttaki hücrelerdir. Yani bir bakıma bu mekanizmalar insülin yolunun ikinci adımını engellemiş oluyor. Buna da insülin direnci deniyor. Bunu göreli insülin eksikliği olarak da düşünebiliriz. Termostat örneğine geri dönecek olursak, termostat veya havalandırma bozulmuşsa Sistemin tamamı çalışması hale gelir, değil mi? Evin içindeki sıcaklık artmaya devam eder. Benzer bir şekilde diyabette de altta yatan mekanizmanın tip 1 diyabette görülen birinci adımı mı yoksa tip 2, ilaca bağlı veya gebelik diyabetinde görülen ikinci adımı mı etkilediği fark etmiyor. Her ne olursa olsun ya insülin eksikliği ya da göreli insülin eksikliği görülecek. Bunun sonucunda insülin yolu çalışmaz hale gelecek ve vücut glikoz seviyesini yani kan şekerini düşüremeyecek. Böylelikle hiperglisemi olarak bilinen yüksek kan şekeri ortaya çıkacak. Başta da bahsettiğim gibi işte bu diyabetin en belirgin göstergesidir.